Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 28 Temmuz 2020 günlerden salı, saatlerimiz 02:55 gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Umarım bugün hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Arkadaşlar bugün 28 Temmuz 2020 Salı günü gündüz programı biliyorsunuz Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyor. Burada birinci altılı Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi Ankara ikinci altılı Ganyan analizimize. Ankara'da 10 koşuluk bir program var. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusu, beşinci koşusuyla başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle ismim ilk Kuve'nin temsilcisi, özellikle Sarı Arı'nın tayı 2 numaralı Baba Kuve. Yine bu grubu geçebilir arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir kanattı var. Özellikle kuma yatkın bir kanattı var. Bugün Enver Şimşek idaresinde 2 numaralı Baba Kuve benim birinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 3 numaralı Victor Voles, özellikle Özcan Yıldırım idaresinde çok uyum sağlayan bir safkan. Özellikle Caminando temsilcisi, anne kanattı, gerçekten çok etkili bir safkan. Ben 3 numaralı Victor Voles isimli safkanda 2 numaralı Baba Kuve'ye ilk rakip olarak tutuyorum. Yine 8 numaralı Taş Kesen. Arkadaşlar bu safkandan da özellikle uzun mesafelerde bugün siklet avantajıyla bir sürpriz bekliyorum. Özellikle Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkmasıyla bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunabilir. Yine 5 numaralı Alora. Bu safkanda bir Lunara temsilcisi, bir Royal Abjar torunu, anne kanattı, baba kanattı da tartışmasız yine isim Pleasant'in Perfect. Arkadaşlar biliyorsunuz bu safkanda kumda çok etkili bir isim. Bugün Mert Gökalp Arslan idaresinde yine siklet avantajına avantajlı safkanlar arasında görünüyor. Arkadaşlar burayı 4 safkan içerisinde yazabilirsiniz ya da şöyle bir analizim olacak. Yine bir numara High Pressure, özellikle son yarışları kötü olsa da sert gruplarda koştu. Bugün Harun Çanakçı idaresinde bu grupta etkili olacak safkandır diyorum. Yine ilk sürprize bir numaralı High Pressure isimli safkanı öneriyorum. Yine bütçe durumumuza göre yine Unaccounted For'un tayı 6 numara Özdemir ve 7 numaralı Bordo Mavi. Buraya sırasıyla bütçe durumumuza göre yazılabilecek isimlerdir diyorum. Ve ikinci ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus maiden yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle son yarışını çok beğendiğim bir safkan var. Eşkalli safkan izlenimi veriyor. Sayın İshak Yalçın'a ait Lionheart temsilcisi 5 numaralı Hellstorm. Bu safkan gerçekten kaliteli safkan izlenim veriyor. Bugün benim birinci şans safkanım olacak. Ancak maiden yarışı olması yarışı tehlikeli hale sokuyor. Yine 8 numara Royal Angel isimli safkan. Bir New Orleans tayı. Bugün 8 numara Royal Angel'da Müslüm Çelik idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı Şahannara. Evet, Şahannara isimli safkan da yine ilk defa koşacak olmasına rağmen işlerinde beğenimi kazanan isim oldu. Bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Yine 3 numaralı Ege Kızı. İlk yarışını kumda start almış olsa da çim aksiyonları sezinlediğim bu safkan da burada Mehmet Akyavuz idaresinde etkili olabilir diyorum. Dördüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine Sayın Engin Bekiroğulları'na ait, yine İbrahim Bekiroğulları'nın antrene ettiği 6 numaralı Kineret'te bu grupta etkili olacak isimdir. Yine sürpriz eden arkadaşlarım Mücahit Bayır idaresinde piste çıkacak 7 numaralı Noter'in kızı ve 2 numaralı Aşk Olsun isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilirler. Ve ikinci altının üçüncü ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada da öncelikli ismim ben yine esasen
yine ufak oynayan kuponlara banko olarak yazılabilecek bir isim olarak görüyorum. Yani içimden tek gelen bir isim var. Sanacak rakip de vereceğim. İki numara Grande Aquila. Gerçekten çok etkili bir isim. Gerek çimde gerek kumda çok etkili bir isim. Don't Stop Me'nin tayı, İki numara Grande Aquila bu grupta en çok beğenimi kazanan isim oldu. Özellikle bugün Safkan Ahmet Çelik biniyor. Mesafesi uzun, dayanıklı bir Safkan. İki numara Grande Aquila birinci şanslı Safkan'ım olacak. Bu Safkan'ın gelmemesi durumunda gerçekten zorlaşan bir yarış oluyor. Özellikle 3 numara Bırakın Gitsin. Kumda yine etkili bir Safkan. Sonlarda çok inatçı geliyor. 3 numaralı Bırakın Gitsin'de Gökhan Kocakaya idaresinde ikinci şanslı ismim olacak. Yine 1 numaralı Mavi Çocuk. Özellikle son yarışında kısa vade 8 yarışında Mustafa Çiçek idaresinde çıktığı yarışta Kuzey Yağmuru arkası çok güzel bir ikincilik elde etti. Burada yine Enver Şimşek idaresinde benim üçüncü şanslı ismim olacak. Yani buraya ufak oynayan arkadaşlarım 2 numara Grande Aquila ve 3 numara Bırakın Gitsin şeklinde değerlendirebilirler. Yine sonraki piyasa ismim 1 numara Mavi Çocuk. Yine bütçe durumumuza göre özellikle kumcu aksiyonlarla koştuğunu gördüğüm ve birinci sürpriz olarak önereceğim bir isim var. 4 numaralı On the Brave isimli Safkan. Şimdi bile kum aksiyonlarında koşuyordu. Sayın İbrahim Aracı'ya ait bu Safkan. 4 numaralı On the Brave'ye de dikkat diyerek sürprize veriyorum arkadaşlar. Yine ben buraya 5 numaralı Rising Sorry özellikle son yarışlarında düzelme yolunda görüldü. Kaliteli bir pedigri, kaliteli bir Safkan. Bugün İşman Çizgi İdaresi'nde geniş oynayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve Altıgani 4. ana geçiyorum. Altıgani 4. ana geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri kanalımız var. 8000 kişi var bu kanalda. Facebook kanalımızdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kanalımızda Pirocan Turgay arkadaşımız yönetici. Yani benden sonra ikinci yetkili kişi Pirocan Turgay arkadaşımız. Bu arkadaşımız 2 gün üst üste altılıyı buldu. Bir 102 bin lira altılı buldurdu tahminlerinde. Özellikle birine yazmıştı. Bu arkadaşımızı engellediler. 102 bin lira altılı buldurduğu zaman engellediler. Engellenen arkadaşı da buradan kınıyorum. Kimsenin hakkı kimseye geçmez. Hak denilen bir şey var. Kul hakkı denilen bir şey var. Ve kınıyorum kendisini. Beni de dinliyormuş, takipçimmiş. Ertesi günde yine Zonguldak'tan bir arkadaşımız, bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 42 bin liralık altılıyı 24 liraya buldurdu. Turgay arkadaşımız, Pirocan Turgay arkadaşımız. Biliyorsunuz her seferinde abone olun diyorum sizlere. Pirocan Turgay arkadaşımız müzisyen aynı zamanda. Ve o arkadaşımız da Turgay arkadaşımıza hakkını yollamış. 3000 küsür lira olması lazım. 3200 lira yollamış. Kendisine teşekkür ederim yollayan arkadaşımıza. Ve Turgay arkadaşımıza özellikle abone olmanızı istiyorum. Çok dürüst, çok temiz, çok karakterli, çok düzgün bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın bir YouTube kanalı var. Özellikle Canım Sevdiğim diye bir parçası var. Burada çıkacak yazıya tıklarsanız hem o şarkıyı dinlemiş olursunuz. Düet şeklinde, doğaçlama şeklinde yapılmış. Hem de Pirocan Turgay arkadaşımıza destek olun arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir arkadaşımız. Bütün arkadaşlarımdan Turgay arkadaşımızın kanalına abone olmalarını, destek olmalarını önemli rica ediyorum. Eğer beni seviyorsanız destek olun arkadaşlar. Aynı zamanda Turgay arkadaşımıza da çok çok selam söyleyin. Dinleyince şunu söyleyeceksiniz. Yani iyi ki Okan arkadaşımız önermiş diyeceksiniz. Özellikle Canım Sevdiğim diye bir düet var. Bu şarkı ünlü olacak Türkiye'de arkadaşlar. Bestesi, kendi yazmış şarkı, bestesi de kendine ait. Gerçekten çok iddialı bir parça. Ben Altıgani 4. ana geçiyorum. 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Arkadaşlar bu ayakta özellikle 2 safkanın dışına çıkamadım. Yani 2 safkanı ayırt edemedim aslında. Esasen şöyle bir baktığımızda Güntay'ın tayı 2 numara Yeltay ön planda görünüyor. Bu grupta etkili görünüyor. Kazanacak gibi görünüyor ama Ankara istatistiklerine baktığımız zaman ya bir kere kazanmış ya iki kere çok fazla Ankara'da kazanamamış. Şimdi Ankara'nın çimi de çim, İstanbul'un çimi de çim diyoruz ama Ankara'nın rakımı yüksek arkadaşlar. Yani Ankara'da ciğer atların nefes alması, yani bazı safkanlar
kalın oksijen, yani rakım yüksek olduğu için o ciğerle koşuyor. Bazı safkanları etkileyebiliyor ama bir numara Bay Emir özellikle bu mesafeler çok etkili bir isim. Bugün Ahmetçilik İdaresi'nde de piste çıkıyor. Ben burada iki safkanı ayıramadım. Buraya iki numara Yeltay ve bir numara Bay Emir şeklinde tutuyorum arkadaşlar. Hatta bir numaralı Bay Emir, iki numara Yeltay şeklinde öneriyorum. Ve Altıgani'nin 5. ayına geçiyorum. Altıgani'nin 5. aya 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da öncelikli ismin 1 numara Atik Soylu. Mahsun Turan idaresinde pistte çıkıyor. Bu safkanın da özellikle yarışlarını çok beğeniyorum. Son yarıştan kumda koşmuş ama daha önce biçimde koştuğu şartlı 4 yarışını izledim. Hatta tarih olarak da verebilirim. 10. ayın 5'inde 2019'da yani çimede gidiyor aksiyonu var safkanda. Kumda biliyorsunuz son yarışlarında büyük sürprize imza attı tabelaya girerken. 10 lira üzeri Ganyan'la geldi. Tabelaya girdi. Ben bu safkanı bugün Mahsun Türen dersinde birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 10 numaralı Beşir Efe. Özellikle son yarışındaki aksiyonları çok güzeldi. 4 kilo düşmüş. Yine Mert Gökhan Arslan arkadaşımız biniyor. 10 numaralı Beşir Efe'yi de ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 2 numaralı Kara Çetin arkadaşlar. Bu safkan da özellikle son yarışında Akın Süzen idaresinde çıktığı yarışta sonlarda rahat, sıkılmadan, çok zorlanmadan koşuyordu. Bugün mesafenin uzun olmasıyla güzel yer tutarsa bu rakiplerini çok zorlanmadan geçebilir. Bu safkan dikkat diyorum. 3. şanslı isim olarak veriyorum. Yine grubun kaliteli safkanlarından özellikle talihsizlikler geçirdi. Yoksa yeri buralar değildi. Bir takım arızalar geçirmiş olabilir. Turbo'nun tayı 7 numara Süleyman isim safkanda. Ben ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve Altıgani'nin son ayağına Banko bir isimle kapatacağım arkadaşlar. 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 15 dişlere mahsus yarışı Altıgani'nin son ayağı. Son ayakta 17 at koşuyor arkadaşlar. Daha önce sizlere bir banko vermiştim. 2752 lira altılı bulmuştuk o gün. Bugün yine banko olarak aynı safkanı vereceğim. O gün Altıgani'nin 5. anda 1 numarayla koşuyordu. Kumda koşuyordu. Sayın Muhammed Felhan'a ait Mahsun Turan idaresinde piste çıkacak 1 numara Köçek. Son yarışında biraz aceleci davrandı. Gerçekten çok etkili bir safkan. Rakibi Elif Hanne geçmişti o gün için. Ben bir numara Köçek'in bugün 62 kilo siklet olmasına rağmen daha bu safkanı arkadaşlar hatırlar mısınız bilmiyorum. Elazığ veya Urfa'da koşuyordu. Evet Şanlıurfa'da koşuyordu. Bu safkan iyi yerlere gelecek. Direkt Adana'ya veya Ankara'ya gidecek. Güzel yarışlar koşacak demiştim. Gerçekten güzel yarışlar koşmaya başladı. Handikap 16, şartlı 5. En son yarış handikap 16 yine koştu. Güzel de ikramiyeler kazandı. Ben bir numara Köçek'in bugün Mahsun Turan idaresinde bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. 62 kiloyla ve günün Banko ismi olarak Altıgani'nin son ayağında öneriyorum. Umarım güzel bir safkan vermişizdir. Güzel bir altı vermişizdir. Umarım güzel bir ikramiye imza atarız ama şunu yeniden hatırlatmak istiyorum. Altılı Ganyan'ın %100 bileni yoktur arkadaşlar. Bu verdiğimiz bir sadece tahmindir. Kendi görüşlerinizi de hesaba katın. Hırs yapmadan oynayın. Özellikle çoluk çocuğumuzun nafakasını, rızkını vermeyelim. Küçük oynayalım, her gün oynayalım, bütçemize göre oynayalım. Sevgili yarışseverler, hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalımıza destek olmak isterseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler, sizlere iki gündür önerdiğim bir arkadaşım var. Tilki Altılık diye bir arkadaşımız. Sadece yurt dışı yarışlarını veriyor. Kendisi İrlanda'da ikamet ediyor. Çok sevdiğim arkadaşım, çok sevdiğim kardeşim. Dün biliyorsunuz Greyville yarışları vardı Afrika'da. Son ayaktan yattı ve altılı devretti. Arkadaşlar 9 lira Ganyan'la attan yattı. Sürprizleri buldu. Gerçekten başarılı arkadaşım, sizlere önermiştim. Tabii ki her gün altılı bulunmaz. Bazen 5 atta yatıyoruz, bazen 6 atta yatıyoruz. Bunun iddiasında da değilim zaten. Bazı arkadaşlarımız 5 atta yatmışım diyor. Yatabiliriz. At yarışı bu.
bana bu yorumu yapan arkadaşlar da 5 atta, belki 6 atta, belki 8 atta yapmışlardır. At yarışında her şey var arkadaşlar. Biz burada sadece çalışmalarımızı sizlere yansıtıyoruz. Sizlere faydalı olabilmek adına. Yani bu arkadaşımız Tilki Altılı YouTube kanalı. Tilki Altılı arkadaşımıza abone olmak isterseniz az sonra burada çıkacak logo. Bir at logosu arkadaşlar. Eskiz şeklinde, yani karalama şeklinde yapılmış. O kanala abone olabilirsiniz. Ben bu kanal size öneriyorum arkadaşlar. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle İngilizcesi iyi. Yurt dışı bahis oranlarını çok iyi biliyor. Bütün arkadaşlarımın İsmet arkadaşımıza Tilki Altılı adlı YouTube kanalına destek vermelerini istiyorum. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Videolarıma beğeni atarsanız hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler, görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.